billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vettemmü teslimu ala seyyidina mebaus rahmetin lil alemin. Allahümme la sehle illa ma ce'altehu sehla. Ve ente tecrübel hazne illa şi'te sehla. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Evet, değerli arkadaşlar, buraya son nebiin hakkında bilgi vermek için toplandım. Biraz evvelki girişe şöyle bitirmiştim. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye bitirmiştim. Biz son dinin mensubu Müslümanlar olarak Peygamberimizi böyle tanıyoruz. Biz Peygamberimizi Allah'ın kulu ve Resulü olarak biliyoruz. Yani biz eski din mensupları gibi Allah'ın oğlu veya insanüstü bir varlık, insandan ötesi bir varlık, insanın üstünde işler yapan, olağanüstü işler çeviren, sihirbaz gibi sürekli olağanüstü şeylerle meşgul olan biri olarak tanımadık. Yani Rabbimiz bize böyle tanıtmıyor. Yani bir kâhin gibi, bir sihirbaz gibi peygamber tanıtımında bulunmuyor Kur'an-ı Kerim. Bize Kur'an-ı Kerim peygamberi insan bir peygamber, beşer bir peygamber olarak tanıtıyor. Peygamber Efendimiz hayatına baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Hazreti Peygamber, yani gerek 40 yaşından önce, gerek 40 yaşından sonra, vahiy geldikten sonra bir döneminde bir insan gibi yaşadı. Bizden tek farkı vahiy almasıydı. İnnemâ ene beşerun mislukum. Ben sizin gibi bir insanım. Size benziyorum. Sözleri bunu gösterir. Mekkelilerin yığınlarca mucize taleplerine karşılık Hazreti Peygamber'in Sübhane Rabbi el kuntu illa beşeren rasûle Kur'an tabiriyle Allah Allah, bu ne biçim söz bunlar? Ben bir insanım, beşerim ve peygamberim diyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e baktığımız zaman 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 hata yapan, zaman zaman Allah tarafından azarlanan, yanlışları belirtilen, beşer ve şaşar bir insan olarak anlatılıyor. Yani Peygamber yaşadığı hayatta bazen bakıyorsunuz işte galip geliyor, bazen bakıyorsunuz mağlup oluyor, bazen dişi kırılıyor, bazen üzülüyor, bazen seviniyor, bazen aç kalıyor, bazen tok kalıyor, evleniyor, boşanıyor, çocukları seviyor, özlem duyuyor, Mekke vatanına özlem duyuyor, işte hanımlarıyla tartışıyor, ondan sonra uykusu geliyor, uyuyor, bazen namazı geçirebiliyor, uyuyakalabiliyor. Yani bütün tam bir beşer gibi yaşayan bir varlık olarak anlatılıyor. Ama bu masalcıların anlattığı peygambere baktığınız zaman uzaktan kumanda edilen, sürekli Allah'ın gözetiminde yeryüzünde bir robot gibi hareket eden bir varlık olarak anlatılıyor. Bunları televizyonlarda izliyoruz. Her televizyonun başına bir masalcı dede oturmuş. Peygamber ne kadar doğru varsa hepsini yalanlayıp, ne kadar eğri varsa, ne kadar hikaye varsa onları anlatan insanlar konumunda tam böyle köşe başlarına tutmuş şeytanlar gibi peygamberi yanlış anlatmaya çalıştıklarını görüyoruz. Tabi bunlar insanlar hoşuna gidiyor. Yani peygambere uçan kaçan bir peygamber, havada uçan, suda yürüyen, sürekli mucizeler gösteren, her anın mucizelerle dolu peygamber de insanların pek hoşuna gidiyor. Ve bizim eski peygamberler de vardı, bizde yok mu kardeşim? Bizim peygamber onların peygamberini döver hesabıyla. Böyle bir peygamber algısını pek seviyorlar. Neyse ki bu konu bu değil aslında. Beni buraya onun için çağırmadınız, bunu biliyorum. İlk vahiy sürecini konuşun diye çağırdınız. Fakat ben şöyle bir giriş yapalım dedim. Hazreti Peygamber'in bu anlamda hayatına birçok şeyler sokulmuş. Ve en fazla hurafelerin, hikayelerin sokulduğu dönem ise peygamberliğinde, yani peygamberimize en fazla mucizeyi peygamber olmadan önce göstermiş bu anlatımlara göre. Peygamber olduğundan sonra daha az mucize göstermiş. Hele Medine döneminde hemen hiç mucize göstermemiş. Böyle tuhaf bir anlatım. Yani peygamber buradan daha sonra daha fazla göstermesi gerekirken ama bütün böyle şeyleri peygamber önce doldurmuşlar. Nasıl anlatmışlar? İşte peygamber
peygamber olmadan önce, 40 yaşına gelmeden önce birçok yerde peygamber olduğu zaten biliyor. Bütün Arabistan zaten biliyor. Bütün Mekkeliler zaten biliyor. Bütün Yahudiler zaten biliyor. Doğduğu gün biliyor. Doğduğu gün birçok şeyler gösterdi. İşte rahibin elinde tuttuğu bu peygamber olacak dedi filan şekilde anlatıyor. Yani siz 40 yaşına kadar ki bu masalcıların anlattığı peygamber imajına, profiline bakarsanız Hazreti Peygamber ilk vahiy geldiğinde çok rahat bir şekilde vahiy karşılaması gerekirdi. Ya zaten demişti bana Bahira demişti, ya ben Nastura demiştim. Falan yerde işte çocukluğumda Medine'ye gitmiştim, orada bir Yahudi demişti bu peygamber olacak demişti. Doğduğum gün zaten birçok olaylar oldu işte. Ben peygamberliği bekliyorum zaten, geldi falan demesi lazım. Ama hepinizin bildiği gibi öyle davranmadı. Yani Hazreti Peygamber öyle bir anlatılıyor ki bu 40 yaşına kadarki hayatında peygamberliğe hazırlanmış, peygamberliği bekleyen muvahhid bir Müslüman gibi anlatılıyor. Yani muvahhid bir Müslümansa peygamberimiz, bu vahye niye gerek vardı onu anlamak mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim tam tersini söylüyor bize. Yani temel kitabı, temel kaynağımız bizim Kur'an-ı Kerim'se eğer, yani hepinizin bildiği bir şey okuyayım size. O vecedeke dalen feheda diyor. Dal kelimesi dalalet kelimesinden üretilir. Yani sen dalalet değilin, biz sana hidayet verdik. Yani sen İslam üzere değildin, Müslümanlık üzere değildin. Çünkü Müslümanlık diye bir şey yoktu henüz. Daha Müslümanlık 610 tarihinde gelecek. Yani ondan önce Hazreti Peygamber için Müslümanlık, muvahhiddi, mümindi filan bunlar demek mümkün değil. Hatta tam tersine ayetler söylüyor. وَمَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانِ Sen kitap nedir? İman nedir bilmezdin diyor. İman yok sende diyor. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Kur'an'ın böyle anlattığı bir peygamber, peygamber var. İşte bunu anladığımız zaman o zaman bu din daha kuvvetlenir. Yani hiçbir şey bilmeyen bir peygamber varken vahiyle her şeyi bilen bir peygamber noktasına geldi. Bu peygamberin tek kaynağı vahiydi. Ama bizim bu masalcıların anlattığı peygamber imajında ne oluyor biliyor musun? Ya peygamber olmasına bile gerek yok. Vahiy gelmesine zaten bir Müslüman gibi yaşıyor adam. Yani sanki vahiy almış gibi yaşıyor. Her şey tam zaten. Zaten müsteşrikler de yani oryantalistler de bu yönde çok vurgu yapıyorlar. Yani bakın müsteşrikler vahiy öncesi hayatında peygamberin her taraftan bilgiler toparladığını, 40 yaşından sonra da bunları pazarladığını, aslında Muhammed peygamber falan değil, bir sahtekar. Ondan topladı, ondan sonra pazarladı demeye getiriyorlar. Ama onların malzemeyi biz veriyoruz. Yani biz diyoruz ki kardeşim işte gitmiş rahip bayilerle görüşmüş, ondan işte filan anlatıyoruz. O da adam diyor ki kardeşim rahip bayilerle görüşmüş, oradan almış bilgileri, ondan sonra da pazarlamış diyor ondan sonra. Hatta adamlar o kadar ileri gidiyorlar ki Kur'an yazarı Bahira şeklinde kitaplar yazıyorlar. Onlar yapar bunu. Yani batılı bunu yapacak ama biz niye buna malzeme veriyoruz? Biz de bunu övgü adına biz diyeceğiz ki bakın gavurlar bile peygamberin peygamber hocam girmiş diyeceğiz ya. Yani oradan kendimize göre önceden zaten herkes bekliyormuş zaten biliyormuş falan çocuk peygamber olacak diyorlarmış. Böylece aslında biz belki hani en masum okumayla iyi niyetle bir şeyler söylemeye çalışıyor, uyduruyoruz. Peygamber hayatına bir uydurma sokuyoruz ama bakın ben şu kadar diyeyim. Ne zaman bir uydurmayı peygamber hayatına dahil ederseniz bir doğruyu mutlaka götürürsünüz. Her uydurma bir doğru götürür. İşte bu tip uydurmalar, peygamberi yüceltme adına bunlar üretilen şeyler, peygamberin hayatına doğruları götürüyor. Peygamber aslında vahiy gelene kadar hiçbir şeydi. Kur'an onu her şeyi yaptı. Kur'an onu peygamber yaptı. Bugün dünyada doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün insanlar Hazreti Peygamber'den bahsediyorsa onun bu hale gelmesi tek sebebi vardır, vahiydir. Yani Kur'an bu hale getirmiştir. Onun beslendiği kaynak da Kur'an'dır, vahiydir. O ümmi peygamberdir. Hiçbir yerden bir bilgi almamıştır. Gerçi bu ümmi kelimesini bizim insanların şeylerimizde hemen farklı şekilde karab cahil demeye getiriyorlar peygamberi. Öyle değildi. Ümmi okuma yazma bir anlamda değil. Kur'an'ın ümmiyyün, nebiyyün derken aslında başka bir yerden beslenmiyordu bu insan. Ancak vahiyden besleniyordu. Yani hani müşrikler dedikleri Muhammed Rahman isimli bir adamdan aldı bilgileri. Yok efendim Cebir isimli bir Hristiyan'dan aldı, Varaka'dan aldı, şundan aldı, bundan aldı falan diyorlar diye. Allah da diyor ki yok kardeşim öyle bir şey yok. Bu ümmi bir peygamberdir. Hiç kimseden bir bilgi almamıştır. Bu ancak Allah'tan almıştır.
Yani bu anlamda söylüyor. Ya değilse ok benzemeyen, bilmeyen, cahil anlamda söylemiyor. Neyse sonuç olarak peygamber daha dalalette olan yaşıyordu. Peygamber iman nedir, kitap nedir bilmiyordu. Ama peygamber dürüst bir insandı. Emin bir insandı. Güvenilir bir tüccardı Mekke'nin içinde. Hazreti Hatice ile evlendikten sonra durumu çok iyileşmiş, yetim olarak büyürken, amcasının yanında sıkıntılar çekerken, çobanlık yaparken Hazreti Hatice ile evlendikten sonra durumu düzelmiş. Mekke'de konumu sağlamlaşmış. Orta bir tüccar hale gelmiş. Mekke'de sevilen yalanı hiç görülmemiş. Hep dürüst davrandığı için Hazreti Hatice ile evliliği gerçekleşmiş. Değilse normalde Hatice'nin onunla evlenmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü Hatice daha üst sınıftan birisi. Ama hatta babası veya amcası vermiyor. Sen diyor Muhammed'e layık değilsin. Ama Hatice istiyor. Ve bu evlilik gerçekleşiyor. Ondan sonra peygamber daha üst bir, yani Mekke'de statüsü yükseliyor. Çünkü maddi sıkıntılara gidiyor. Ve tüccar bir aileden geldiği için, ticareti iyi bildiği için, amcaları ticaret, dedesinin babası hep Haşim'den itibaren ticaretle bildikleri için ticaretin başına geçiyor ve ihale getiriyor. Ama Mekke'de başka bir şey de bilinmez zaten. Şunu da söyleyelim. Yani Mekke ticaret dışına geçilemezdi. Kur'an bunu söylüyor. Yani Hazreti İbrahim'in ağzından غَيْرَ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. Yani ya Rabbi çocuklarımdan bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye yerleştirdim diyor. Ekim bitmeyen bir vadi diyor Mekke için Hazreti İbrahim. Hakikaten öyle. İçinize gidenler vardır. Ekim bitmeyen kapkara bir taşlıktır. Burada hiç ekerek dikerek karnınızı doyuramazsınız. Yaşayamazsınız. Burada ancak ticaretle yaşanır. İşte peygamber de Mekkeliler gibi ticaretle meşguldu ve Hatice'nin ticaretiyle işte kendisine yaşça büyük, yaşı genelde 40 yaş falan deniliyor da Hatice için. Ben bunu doğru düşünmüyorum. Kitapta da bunları izahını yaptım. Yani 3 yaş arasında olduğunu düşünüyorum. 28 yaşındaydı Hatice. Çünkü 40 yaşından sonra menopoza girmek üzere olan bir kadının 6 tane çocuk doğurması Hazreti Peygamber'e biraz zor gözüküyor diye kanaatindeyim. 28 yaş rivayetine daha makul olduğunu düşünüyorum. Neyse bu ek bilgiyle bir kenara koyalım. Sonuçta Hazreti Peygamber Mekke'de Hazreti Hatice ile evlendikten sonra saygın bir tüccar oldu. Mekke'de konumunu atladı. 30-35 yaşından sonra da çok ticarete gitmiyordu. Çünkü şöyle bir sistem vardı. Paranızı siz veyahut da imkanınızla develiyle katılıyordunuz. Onlar ticaret yapıp geliyorsa para aktarıyorlardı. Ondan dolayı peygamber 35 yaşından sonra yavaş yavaş şeye geçti. Artık durumu rahatladı. İşte dedesi Abdülmuttalib'in Ramazanlara çıkıp de taannüf yaptığı bir yer vardı. Hira Dağı, Hira Mağarası diyoruz. İşte burası taannüs yapıyor deniliyor rivayette. Hazreti Ayşe'den gelen bir ruhani rivayette eski Mekkeliler de taannüs yapardı. Hazreti Ayşe bunu şöyle açıyor. Vahve taabbudu diyor. Yani bu ibadet ediyorlardı. Oraya çekiliyorlardı. Zühd hayatı yaşıyorlardı. Ramazan aylarında. Ve bu şekilde ilk vahiy dönemine doğru geliyor. Ama tabii bundan önce Hazreti Peygamber hayatı bir Müslüman gibi düşünmek mümkün değil. Çünkü mesela şöyle şu tür rivayetler var. Bir gün Hazreti Peygamber azatlı kölesi Zeyd bin Harise ile beraber putlara kesen etten yiyordu. O sırada Zeyd bin Amr geldi. Mekke'nin haniflerinden olarak bilinen. Peygamberimiz ona da ikram etti. Buyur sen de ye dedi. O dedi ki ben yemem. Niye? Çünkü bu yediğiniz putlara kesilmiş bir ettir. Diyor ki rivayetler, Hazreti Peygamber de o tarihten sonra bir daha yemedi. Şimdi bunu şöyle de, ya bu peygambere yakışmaz falan diyebiliriz. Hayır. Tam da peygambere yakışır. Çünkü o vahiy 40 yaşından önce hiçbir yerden beslenmiyor. Ancak duyduklarıyla. İşte Zeyd bin Amr'dan bunu öğrendi, bir daha da yemedi. Bu peygamberin ancak vahiy ile beslendiğini gösteren bir rivayettir. Bu anlamda çok da doğrudur. Ve peygamber 40 yaşından sonra. Yani şunu ben rahatla söylüyorum. 610 tarihi benim için çok önemlidir. 610'dan önce şöyle olmuş, böyle olmuş, beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilenen bölüm peygamberin hayatında 610'dan sonraki tarihtir. Ondan sonra peygamberin benim için örnekliği başlar. لَقَدْ كَانَ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel örneklik vardır ibaresi benim için 610'dan sonradır. Ondan önce ne örnek olacaktır? Yani müşriklerin ortasında yaşayan bir yolunu kaybetmiş, ne yapacağını bilmeyen bir insandır. Onu
doğru yola getiren, feheda yapan, övecindeki dalilen feheda yapan Allah'tır. Vahiydir, dindir, Kur'an'dır, şu elimizde kitaptır. Öyle olunca, yani bunu geri, daha önce hayatını böyle çok da abartmak veya çok övmek, işte oralara bir sürü safsataları doldurmak, şak kutsadı, efendim göğsü yarabbi, Allah onu temizledi, şunu etti de bunu etti, bunların hepsi hikaye-i hurafe şeyler, peygamberin hayatına yakıştırılmış, doldurulmuş, işte her liderin doğum gününde, hani doğduğu gün, dünyada olaylar olur hesabı, onun doğduğu günde bir sürü yığınlar, hurafeler eklenmiş, yüceltme adına abartılmış, uçurulmuş şeylerde, bundan hiçbir asları yoktur. Evet, peki Peygamberimiz 40 yaşına geldi. 40 yaşı tam olgunluk yaşı, zirve yaşı ve bu tarihte ilk vahiy aldı. İlk vahiy neydi? Bu tartışılıyor ama genelde Alak suresi olduğu belirtiliyor. Ama son dönem bazı çalışmalarda da ortaya çıktı. Üç rivayet var. Bir Alak suresidir, iki Müddessir suresidir, üç Fatiha suresidir deniliyor. Tabii benim kanaatim de Fatiha suresi olduğu yöndedir. Yani ilk vahiyde Fatiha gibi Kur'an'ın özü olan ve Kur'an'ın başına konulmuş, alemin Rabbi Allah'a hamdolsun diye başlayan, Allah'ı tanıtan, Rahman ve Rahim, din gününün sahibi diye tanıtan, Hristiyan ve Yahudilerden uzaklaşmayı belirten, kıyametten bahseden bir özet, yani bir hap gibi Kur'an'ın özetini sunan bir bilginin ilk başta verilmesi daha makul geliyor bana. Ama öbür rivayetler de var. Ama işte öbür rivayetteki işte Alak suresinde biraz hani ilk gelen o vahiyde embriyodan, alakadan hani anne karnındaki çocuğun oluşumundan falan bahsetmesi ne kadar doğrudur, ne kadar şeydir. Bunlar düşünülebilir ama yani bunlar, bu üç tane rivayet var. Ben bu rivayetlerden Fatiha suresi olanı tercih ediyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Evvel-i muanezer şeklinde bir çalışma da yapıldı. Evet, tabii ilk vahiy geldi. Vahiy geldi ama peki ne oldu? İlk inanan Hazreti Hatice. Tabii burada da hemen mezhebi kavgalar peygamber hayatına sirayet ediyor. Yani işte ilk Müslüman kimdir kavgası? Sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Mesela Hazreti Ömer'in 40. Müslüman olduğu şey, bu doğru değil ama 40. olduğunu varsayalım bile. Ne eksilir Hazreti Ömer'den? 6. yılda Müslüman olmuş bir insan, İslam tarihine baktığımız zaman ilk sıralara çıkmış ve onun dönemi, Hazreti Ömer dönemi, İslam tarihine en fazla övüneceğimiz tavan yapmış bir dönem olarak biliyoruz. Yani ne problem olabilir ki? Ama Şia ve Ehl-i Sünnet, İslam dünyasını ana blok olarak ikiye ayrılmış İki grubu arasında bu büyük bir kavgaya sebep olmuş. İşte Şia ilk iman eden Ali'dir. Efendim Ebu Bekir Ali'den 50 kişi sonra iman etmiştir gibi rivayetler ortaya koyarken Sünniler de ilk inanan Ebu Bekir'dir. Ali işte çok daha sonra iman etmiştir gibi rivayetler ortaya koyarlar. Doğrusu evin içinde Ali daha önce duyması mümkündür. Ama şunu biz biliyoruz ki açıkça İslam'ını ilan eden Hazreti Ebu Bekir'dir ilk olarak. Bundan dolayı bu bundan üstündür, bu bundan düşüktür falan demenin anlamı yok. Aslında ilk iman eden Hazreti Ali'den dediği Zeyd bin Harise'dir. Bunu söyleyelim. Yani Peygamber'in azatlı kölesi Zeyd bin Harise. Çünkü Hazreti Ali şüphelenmiştir, babasına sormuştur, danışmıştır veya belirtilip beklemiştir falan rivayetler var. Bu da çok da önemli değildir yani bizim için. Ama ilk insan, ilk inananlar bunlardır diye belirtebiliriz. Tabii genelde siyerde şöyle bir anlayış var. İşte Peygamberimize ilk vahiy geldi. Ne yaptı ondan sonra? Hani hepimizin bildiği gibi çok şaşkın bir şekilde eve döndü. Beni örtünüz, beni örtünüz dedi. Rahmetli Mevdudi'nin çok hoş bir ifadesi var. Yani eğer işte Bahire olayı olsaydı veyahut da işte Medine'de bu peygamber olacak bunu öldürün deselerdi veyahut da işte bir kervanda işte bu peygamber olacak bunu öldürün deselerdi veyahut da peygamberin 40 yaştan önce birçok böyle mucizeleri olsaydı bunların hepsini peygamber bilip ve beklenti içine girerdi. Ve ilk vahiy geldiğinde de ya tamam işte ya beklediğim geldi zaten, hemen Hatice'ye varıp o karıcığım hemen pazarı kuralım zaten, ben beklediğim de geldi zaten filan şey. Taklak böyle naralar atarak, taklaklar atarak eve dönerdi filan gibi böyle bir espriyle anlatıyor. Hakikaten öyle yapmadı. Yani şaşkın bir şekilde titreyerek, korkarak yani örtün beni dedi, böyle titriyordu. Kalktıktan sonra ne oluyor bana? İşte ben bu şehirde en fazla cinlerden, şeytanlardan, işte kahinlerden, sihirbaz, nefret eden insan, bana ne oluyor?
bir türlü hazmedemedi. İlk vahiy günlerinde bunları kabullenemedi. Yani çok zor bir şey gerçekten. Yani vahyin insana inmesi, bunu hiçbirimiz tecrübe edemeyiz, bilemeyiz de. Yani aşkın bir varlıktan, aşkın bir şeyden işte bizim gibi varlığa bir şey gelecek. Bunu yani çok zor bir şey. Bunun ilk vahiy geldiği sırada Hazreti Peygamber'in vahiy haline bürünmesi, işte titremesi, böyle sesler çıkarması, üzerini örtmeleri falan, bütün bunları hani yani bugünkü teknik ifadeyle çark oturmuyor falan denir ya, hani böyle şey yapılmıyor, işte program kabullenmiyor, bilgisayara bir şey aktaracaksınız, aktaramıyorsunuz, işte bilgisayarda o program eksik falan diyoruz ya, çok zor bir şey bu. Farklı alemden farklı aleme bir şey aktarmanız. Sonuçta bu ilk peygamberimiz bunları ilk başta kabullenemedi. Ama yanında tecrübeli bir eşi var. O amcaoğlu Varaka bin Nevfel ile irtibata geçerek bunların normal olabileceğini, işte eski peygamberlere gelen vahiylerden sana da ona gelmiş olabileceğini, çünkü eski kitapları okuyan birisiydi Varaka bin Nevfel ve Hristiyan'dı. Hristiyanlığı kabul etmişti ve ona bu şekilde moral verdiğini görüyoruz. Peki bu şekilde ilk vahiyler geldi ama yine de şeyler var. Bu arada birçok hurafe uydurulmuş, hurafeler girmiş. İşte mesela Hazreti Hatice'nin bir deneme yaptığı anlatılır. İşte ilk vahiy, şeytan mıdır, vahiy midir bilmiyorum. Mesela geliyormuş melek, peygamberimiz işte bakıyormuş. Bu nedir acaba? Şeytan mıdır, melek? Hatice demiş ki bunun olayı var demiş. Nedir? O geldiğinde bana haber ver demiş. O ilk günlerde bir gün Cebrail gelmiş, hani bir kenarda duruyor demek ki peygamberimiz görüyor bir ayete göre. Geldi demiş. Hatice dur demiş. Onun şeytan mıdır, melek midir anlarız şimdi. Hemen başörtüsünü bir çıkartmış. Ne oldu? Gitti demiş. Bir takmış. Ne oldu? Geldi demiş. Aa demiş. Bu şey değildir. Şeytan değildir, melektir. Çünkü melekler kadın saçından kaçarlar demiş. Şimdi bu hurafeye göre kadının saçı necis bir şey herhalde ki melekler kaçıyorlar. Eğer kadının saçını görmekle melek kaçıyorsa, o zaman bir kadının başını açsın, melekler de gideceğini görür. Şu sağımızda solumuzda oturduğuna inandığımız kiramen katibin de kaybolup gideceğini görür. Her türlü halt edebiliriz. Hiçbir günah da yazılmaz. Yani böyle şey mi olur? Bu kadar kepaze, rezalet bir şey olur mu? Ama bu hurafeler maalesef Hristiyanlıktan, İsrailiyattan, eski milletlerden anlıyor. Böyle Photoshop yapılıp bizim dinimize, siyere, uyumadan hayatına yapıştırılıyor. Ondan sonra böyle bir şey oldu falan diye aktarılıyor. Bunlar doğru şeyler değil, olacak şeyler de değil. Melekler niye kaçıyor bir kadının saçından falan. Bunlar hikaye, hurafe şeyler. Sonuçta Hazreti Peygamber'in ilk şaşkınlığı, ilk günler yavaş yavaş atlatılıyor. Fakat bu arada bir fetret-i vahiy yaşanıyor. Bundan Seyyid Kutb'un çok güzel bir tabiriyle peygambere vahyi özletme adına yapılan bir şey, bir uygulama olduğunu söylüyor. Yani mesela vahiy gelmeye başlıyor ama belki çekemeyebilir. Biraz ara veresin, dinlensin ve özlesin. Gelmesini beklesin hani şeklinde. Bir kesiliyor bir ara vahiy. Bir ara kesiliyor. Buna çok üzülüyor yani. Acaba ne oldu? Demek ki şimdiye kadar gelenler yalanmış. Demek ki şeytan olmuş. Bunlar melek falan değilmiş. Ben vahiy falan almıyormuşum falan diye. Bir anda şeye giriyor. İşte böyle streslere giriyor. Hatta intihar teşebbüslere girdi. İşte Hira mağarasına çıktı, oralara dolaştı. Yine melek, ilk vahiy gelen yerde melekler bekledi falan gibi böyle bazı anlatımlar var. Bütün bunlar olabilir. Yani kolay değil. Bu bir varlık, hiç bilmediği bir varlıktan bilgi alıyor bu insan. Yani onun empati yapın, onun durumunu düşünün. Ve işte ondan sonra مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni bırakmadı, Rabbin seni terk etmedi şeklindeki ifadeleri. Yani Hazreti Peygamber böylece artık Hazreti Ayşe'den gelen bir hadis var. İşte bu tabi bu kaç bazıları 3 yıllık bir fetret-i ruhayiden bahsediyor. Bu olması mümkün değil. Mekke dönemine uymaz. Yani Mekke dönemini düşündüğümüzde 13 yıl. Şimdi 3 yılı fetret-i ruhayi verirsek geride ne yaşandı? Bu mümkün değil. Sığmıyor yani. Onun için bu 3 yıllık falan değildir yani. Belki birkaç haftalık bir mola verilmiştir ama Peygamber'e bundan sonra vahiy geliyor ve Hazreti Ayşe diyor ki فَحُمِيَ الْوَحْيُ فَتَتَابَعَ Yani artık diyor vahiy kızıştı da kızıştı, arka arkaya gelmeye başladı. Artık arka arkaya vahiy gelmeye başladı. Ve bu belki Peygamber'e özlettirmek adına. Veyahut da hani
Hazreti Ebu Bekir döneminde anlatılır. İşte Ümmü Eymen, peygamberin dadısı, peygamberimiz Efendimiz'den sonra ağlıyormuş sürekli. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir demişler, gidelim ya, bir moral verelim. Yani niye bu ağlayıp duruyor? Yanına varmışlar, ya demişler, niye ağlayıp duruyorsun? Yani peygamber de bir insan. İnneke meyyitun fe inneke meyyitun. Ayet var. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Peygamber de ölecekler. Melek değiller. Ya da işte bu ebedi değiller. Peygamber de bir insandı. Ağlamaya gerek yok falan demişler. Ümmü Eymen şöyle demiş. Vallahi ben onun öldüğünü ağlamıyorum. Elbette ölecekti. Fakat ben bize vahyin kesilişine ağlıyorum. Demiş. Yani artık sabah kalktıkları zaman peynir ekmek gibi ihtiyaçları, kahvaltı ihtiyacı gibi sürekli ne oldu acaba bugün? Hani Allah'la irtibatlarının kesilmesi dolayısıyla bir beklenti içine girdiğini görüyoruz. Sonuçta peygamber de böyle bir ihtiyaça girmiş, sürekli bekliyor. Vahyin önce de böyle bir sıkıntı içinde girdiğini görüyor. Ama bu giderildi ve artık vahiy arka arkaya gelmeye başladı ona. Tabii ilk Müslümanlar kimler oldu? İşte yavaş yavaş peygamberin çevresinde duyanlar iman etmeye başladılar. Yavaş yavaş. Ama bir gizli davetten bahsediyor kitaplarda. Gizli davet de sanki böyle bir gizli davet bir de gizli örgüt evi gibi bir anlatımdan bahsedilir. Yani şöyle bir anlatım. İşte ilk vahide, ilk bu Fetret-i Vahide'den sonra peygamberimiz 300 gizli davet dönemi yaptı. Tamam, bu doğru, gizli davet. Ama bu gizli davet demek kimsenin duymaması anlamına gelmiyor. Mekke 10.000 kişi zaten. Kim ne duyuyor? Herkes duyuyor. Yani işte Darul Erkan vardı. Orada peygamber özel örgütlüyordu insanları gizlice. Gizlice anlatılıyordu falan gibi bir böyle gizli örgüt havası içinde bir siyer anlatımı var ki bu doğru değildir. Bir defa Mekke'de hiçbir şey gizleyemez. 10.000 kişilikte herkes her şeyi duyuyor. Demek insanlara bireysel bir davet yapılıyor demektir. Değilse çıkıp da ey insanlar ben peygamberim diye Ebu Kubeys Dağı'nda bağırması 3 yıl sonradır. O doğru. Ama teker teker bireysel olarak söylenir bunu herkese duyuyoruz. Bunun örneklerini verebiliriz. Bakın, mesela Muzer Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, işte kardeşim geldi Mekke'den. Ne oluyor? Vallahi birisi çıkmış peygamber olduğunu söylüyormuş. Fazla bilgi alamayınca merak ettim diyor, gittim. Mekke'ye vardım, işte oradan bir şekilde Hazreti Peygamber'i buluyor. Ondan sonra iman ediyor ve gelip Kabe'ye bağırıyor. Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Dövüyorlar. İşte Abbas gelip kurtarıyor ve diyor ki Mekkelilere, ey Mekkeliler, siz manyak mısınız, ne yapıyorsunuz? Bu Ebu Zer'in kabilesi bizim kervan yollarımız üzerine oturuyor, ticaretiniz şeye gider, o şekilde amanın yapmayın bunu diyor. Ve Hazreti Ebu Zer diyor ki, o kadar dövdüler ki diyor, böyle kandan yapılmış bir puta döndüm diyor. Yani heykele döndüm diyor. Ben diyor 5. Müslümandım. Şimdi bakın, yani Ebu Zer herhalde yalan söyleyecek değil. 5. Müslüman olduğunu söylüyor. Bütün Mekkeliler saldırıyor. Müslüman olduğu için dövüyorlar. Nasıl gizli Müslümanlık bu? Mekkelilerin hepsi haberi vardı. Ama Kabe'de aleni davet yaptığı için dayak yedi. Tabii belki de 5. Müslüman da olmayabilir. Yani onun tanımadığı Müslümanlar da vardır ama ilk bu gizli davet döneminde yapılan bir şeydir. Yani gizli davet demek de bu şekilde gizlice kimsenin duyulması anlamına gelmiyor. Bunu söylüyoruz. Ve Darul Erkam da böyle gizli bir örgüt evi gibi bir yer değildi. Yani gidenler bilir, Safa Tepesi hemen arkasındaydı. Safa Tepesi Kabe'ye kaç metre yani? Kabe'yi bilenler bilir işte. Yani Safa Tepesi hadi 50 metre olsun, 100 metre olsun. Var hemen orada. Bu kadar yakın Mekke'nin göbeğindeki bir şey kim bilmeyecekti yani? Ve Mekke o küçük bir yer zaten. Ve bu Darul Erkam da Ebu Cehil'in kabilesi demeyiz. Yani herkesin bildiği bir yer. Ve sonuçta gizli davet döneminde ve Darul Erkam'dayken Müslümanlar şey değil yani Mekkeliler dokunmuyorlar, ses çıkarmıyorlardı. Yani bir korkular yoktu, bir önemsemiyorlardı. Bir şey çıkmaz bundan diyorlardı. Daha önce böyle diyenler olmuştur. Mesela Zeyd bin Erkam çıktı işte bizim putlara şey laf etti ama kendi başına yaşadı, kendi başına öldü. Muhammed de bunlardan biridir. İşte filan gibi önemsemediler. İş ne zaman ki peygamberin etrafında halka büyümeye başladı, o zaman yavaş yavaş onlar da işkencenin dozunu artırmaya başladı. İlk günler Hazreti Ebu Bekir'in müthiş bir davetçi olduğunu gördü. Peygamberimiz hatta çekilip kenarda dururken Hazreti Ebu Bekir'in mesela o ilk Müslümanları düşündüğümüz zaman
Talha, Zübeyir, Bilal, Ebu Ubeyd bin Cerrah, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi o dönemde ilk Müslüman olan sayılanların çoğunu Hazreti Ebu Bekir Müslüman etmiştir, getirmiştir. Müthiş bir kariyeri vardı Mekke'de. Yani 35-40 yaşlarında ama Mekke'deki Darunnedir'de bulunuyordu. Eşnaf dediğimiz diyetlere bakan bir görevliydi Mekke'de. Çünkü Mekkelilerin bütün şecerelerini iyi biliyordu. Yani şeylerini, işte nesetlerini iyi biliyordu. Bundan dolayı diyet görevlerine bakıyordu. Ondan dolayı iyi bir davetçi olduğunu görüyoruz. Ve bu şekilde ilk vahiyler başladı ve Peygamberimiz artık yavaş yavaş Mekki ayetler dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in önemli bir kısmını oluşturan 13 yıllık Mekke dönemindeki ve bölümler yavaş yavaş inmeye başladı. Bu indikçe müşriklerin şeyi de arttı. Düşmanlığı ve onların düşmanlığı arttıkça Kur'an-ı Kerim'in de dozajını, vahyin dozajını fazlalaştırdı. Onlara karşı tavrını ve Müslümanların korumasını fazlalaştırdığını görüyoruz. Evet, yani başka bir örnek daha verebiliriz. İlk Müslüman, yani gizli bir davetin olmadığına dair. Ufeyfur Kimbi'yi şöyle anlatıyor. Yemenli bir tüccar. Mekke'ye geldim diyor. Mekke'deki ticari ortaklarımdan Abbas'ı buldum. Onun evine yerleştim. Ondan sonra Kabe'ye indik diyor. Baktım köşede bir kadın, bir erkek, bir de çocuk diyor. Farklı bir şey yapıyorlar yani. Putlara tapmıyorlar. Farklı bir ibadet yapıyorlar. Dedim ki Abbas'a bunlar da kimdir? Dedi ki Abbas bu erkek benim yeğenimdir. Adı Muhammed. Nedir? Peygamber olduğunu söylüyor. Putları reddediyor. Bu o da hanım Hatice'dir. O da benim yeğenim Ali'dir diyor. Dedim ki diyor Ufeyfur kimdi? Peki bunlar kaç kişilerdir? İşte bunlar bu kadar fazla değiller. Bu kadar kişilerdir diyor Abbas. Şimdi bakın ta Yemen'den gelen bir tüccar bile Mekke'deki bu üç kişiyi bilebiliyor. Çünkü Peygamber ilk günden itibaren namazı hep Kabe'de kıldı. Hiçbir zaman da geri adım atmadı. Yani sürekli engellendi. Hatta işte ilk inen sure diye bir Alak suresinde hemen denir ki فَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Kulu Muhammed'i namazdan engelleyeni gördün mü? Denir. Yani Peygamber orayı hiçbir zaman ama diğer Müslümanlar kılamayabildiler. Yani Mekke'nin dışında mescitler oluşturdular. 20-25 tane mescit listesi var kitaplarda. Ama Peygamberimiz ilk günü hep orada namaz kıldı. Bundan dolayı işkence de gördü. Yani mesela şöyle anlatılır. Belli bir zaman sonra Ebu Cehil yasakladı. Bundan sonra bu da namaz kılmayacak, ibadet etmeyeceksin. Aslında bakın onlar bu namaz da nasıl bir şeymiş demediler. Namaz biliniyordu. Yani eskiden beri bilinen bir şeydi. Namazı biliyorlar, orucu biliyorlar, zekatı biliyorlardı. Haccı biliyorlar. Yani Mekkeliler yani Peygamberimiz sıfırdan bir şey getirmedi. Peygamber Mekke'de uygulanan sistemin kötülüklerini attı, doğrularını uyguladı. Yani Mekkelilerin de haccı vardı. Haçtaki bazı şeyler değişti. Mekkelilerin de namazı vardı. Ta İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Adem'den bu tarafa namaz vardı. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Ya Şuaybu, esalatuke te'murke en netruke ma ya'budu abam. Ey Şuayb, bize putlardan bırakmamızı emreden namazın mı demiyorlar mı? Müşrikler namaza el çırpmadır falan şekilde ayetler var. Yani namaz eskiden beri var. Ama dedi ki işte buradan bizim ancak putlarımızı tasdik edeceksin. Başka bir şekilde yapma. Hayır dedi Peygamber de ibadetine inatla devam etti. İşte ondan dolayı bu ayet-i kerime geldi. Yine bunun üzerine Peygamber direnince sen de kim oluyorsun bana direniyorsun? Ben bu Mekke vadisinde arkasında en fazla atlısı olan adamım. Çağırırım onları, 1.000 tane adam toplarım deyince Rabbimiz de o surenin sonuna doğru فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَلَدْعُ الزَّبَانِيَ çağırsın atlıların topluluğunu, biz de zebanileri çağırırız şeklindeki ayetlerle onu tehdit etti. İşte o günlerde yapılan bir şey var. Yani belki de ilk gizli vahiyden sonraki süreçte hemen meydana gelen Peygamberimiz namazı kılarken bir gün işte Kabe'de tavaf edilir biliyorsunuz. Namaz kılıyor ve tavaf ediyor. Mekkeliler de bir kenarda oturuyorlar. Her seferinde her şavutta, her dönüme şavut denir, her şavutta hakaret ediyorlar.
Sonra Peygamberimiz ilk şahitte bir şey demiyor. İkinci şahitte yine hakaret ediyorlar. Yine bir şey demiyor. Üçüncü şahitte gelince bunlar yine hakaret etmeye başlıyor. Ebu Cehil, Velid bin Muğire, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a hepsi hakarete başlayınca onlara doğru dönüyor, diyor ki bak ey Mekkeliler diyor. Vallahi hepinizi helak etmek üzere görevlendirdim. Bir anda korktular diyor İbn Mesud, olayı anlatan İbn Mesud. O kadar korktular ki işte ey Ebel Kazım hele bir git, sen çok iyi adamsın demeye başladılar. Peygamberimiz diğer şartları tamamladı, gitti. Ha, onlar Peygamberimizin onlara doğru tehdit etmesinden ve kendilerine korkmalarına öyle utandılar ki ya biz ne yaptık, çok rezil olduk. Şu Muhammed'e yarın gününü gösterelim, yarın buraya gelecek yine çünkü her zaman geliyor ibadet etmeye. Biz ona bir hesabını yorumladılar. Ve ertesi gün gelir gelmez saldırdılar. Dün şu lafları bize diyen sen misin dedikçe o da evet benim dedi diyordu. Ve dövmeye başladılar, vuruyorlardı. İşte o sırada Kabe'nin kapılarından birinden koşarak gelen Hazreti Ebu Bekir şu ayeti kerimeyi okuyarak dedi ki اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Yahu adam Rabbim Allah dedi diye mi öldürüyorsunuz? Bu Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinde anlatılan bir ifadedir. وَقَالَ فِرْعَانُ اَذَرُونِ اَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدَ عَرَبًا Firavun dedi ki etrafındaki mele tabakasına, kurmaylarına tutmayın beni, şu Musa'yı öldüreyim de Rabbine yalvarsın dedi. اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ Ben bu Musa'nın dininizi döndürmesinden endişe ediyorum. اَوْ اَنْ يُثْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ Ve bu Musa'nın yerine fesat çıkarmasına endişe ediyorum. Yani kendim için istiyorsam namerdim, bu adam size zarar verecek, dininizi değiştirecek falan. Tutmayın beni, sanki tutan varmış gibi. Öldüreceğim onu falan diyor. Sonra Firavun'un etrafındaki gruptan وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ Firavun ailesinde mümin bir adam dedi ki يَكْتُمُ اِيمَانَهُ İmanını gizliyordu. اَتَقْتُلُنَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Yahu adam Rabbim Allah dedi diye mi öldürüyorsunuz? وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ O size Rabbinizden beyinlerle gelmiştir. Ayet 2 وَاِنْ يَكُوا كَالِبًا فَعَلَيْهِ كِذُوا Yalancıysa ayarını kendisine. وَاِنْ يَكُوا صَادِقًا يُسِدْكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ينَ يُعِدْكُمْ Eğer doğruysa onun vaat ettiklerinin bir kısmı sizin başınıza gelebilir. Bilal şeklinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُسْمَنْ هُوَ مُسْرِفُ تَجْزَامِ şeklinde devam ediyor. Birkaç sayfa gider bu mümin adamın konuşması. Müthiş bir hitabe yapıyor Firavun'a karşı. Hazreti Ebu Bekir böyle koşarak geliyor, bu ifadeyi kullanır ve Hazreti Peygamber'i korumaya çalıştı. Bunun üzerine Peygamberimizi bırakırlar, Ebu Bekir'e döndüler. Çünkü Ebu Bekir'in kabilesi Teymoğulları zayıf bir kabiledir. Ama Peygamberimizin kabilesi Haşimoğulları güçlü bir kabile, ondan çekinirler. Ve Ebu Bekir'i öyle bir döverler ki Utbe bin Rebi'a altı çivili ayakkabılarını suratına vurur ve artık öldü diye bırakılır. Teymoğulları onu böyle bir bezin içerisinde taşırlar eve. Ve derler ki, eğer Ebu Bekir ölürse biz de Utbe'yi öldüreceğiz. Üç gün yeter bu şekilde. Üçüncü gün kalktığı zaman Peygamberimiz ne yapıyor diye sorar. Teymoğulları demek ki, ya Allah canını almasın sen üç gündür. Biz senin için ne savaşıyoruz, sen Muhammed diye sayıklıyorsun. Hayır, onu görmeden hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim der. Bu şekilde yani Kabe'yi hiçbir zaman bırakmadı. O putlar olmasına rağmen orayı bırakmadığını, orada ibadete devam ettiğini görüyoruz. Evet, süremizi aşmayalım. Bir de muhalefet, bu adamlar niye muhalefet diyor, ondan biraz bahsedelim, o konuyu kapatalım. Şimdi benim kanaatim şudur ki Mekkeliler en büyük sebebi para. Hani demiş ya şey, Napolyon, money, 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 para, 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 her şey para. Paraydı bütün dert. Yani ta şeyden itibaren, Kusay'dan itibaren bir sistem kurmuşlardı. Bu sistem şuydu, ekim bitmeyen bir vadi var. Kusay'ı Mekkeliler topladı, yani Kureyşleri Mekke'ye yerleştirdi, diğer kabileleri kovdu buradan. Ve Kabe'de bir sistem oluşturdu. Başka Kabe'ler vardı. Taif'in Kabe'si, Necran'ın her tarafı, bunlara tağut deniliyordu. Tevâbit, tağut denildi, ibadet edilen putlar olan yerler. Bütün bu Kabe'leri birbirine yarışıyordu o dönemde. İşte Mekke'yi daha ön plana çıkarttı Kusay. Bir de dedi ki burayı ilginç hale getirtelim. Hacılara yemek getirelim. Herkese vergiler topladı, sadakalar topladı. Gelin hacılara yemek getirdi. Bir de hacılara su içirelim.
Peki susuz kalıyor. Bu paralarla sular getirttiği kuyular açtırdı ve onlara su içirdi. Bir sistem oturttu Mekke'de. Darun Nedve diye bir yer kurdu. Mekke'nin yönetim yeri. Orası kendi eviydi ve burada tüm kontrol yapıyor. Kabe bakımı, Kabe örtüsü, Kabe kapısı, kapıcılığı, yemek yedirme, hacılara, hacılara su içirme. Bütün bu görevleri ihdas etti. Ondan sonra çocuklarına bıraktı. Yani Kusay Mekke'nin Mekke olmasını sağlayan önemli bir lider. Peygamberimizin dedesinin dedesi. Ondan sonra peygamberin dedesinin babası dedesinin babası Haşim çıktı ortaya. Haşim ise Mekke'nin konumu uluslararası platforma çevirdi. Ne yaptı? Gitti Bizans kralıyla anlaştı. Gitti İsrail'le anlaştı. Gitti Yemen'le anlaştı. Gitti Mısır'la anlaştı. Uluslararası yollar ihdas edildi. Bu yollarda Mekke'nin kervanları müthiş bir şey çalışmaya başladı. Baharat yoluyla gelip de Yemen'e inen mallar Kur'an-ı Kerim'in ifadesi لِيْلَافْ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رَحْمَةَ اِشْتَائِ وَالسَّائِ Yazın daha serin olduğu için Şam'a, kışın daha sıcak olduğu için Yemen'e seferler düzenlendi. Bu seferlerle Mekkeliler zenginleşmeye, para Mekke'ye akmaya başladı. Müthiş ticaret. Şu anda bile biliyorsunuz, para güvenli yere gider. Şimdi hiçbir akıllı tuçura gidip de Suriye'ye fabrika kurar mı? Ya Irak'a kurar mı? Hiç kimse kurmaz. Para oradan kaçar. Nereye gider? Güvenli ortamlara gider. Mekke'de güvenli bir ortam oluşturuldu. Harem bölgeye ihtiyaç edildi. Hiç kimse kimseyi orada öldüremez, vuramaz, kıramaz. Panayırlar oluşturuldu. Zulüm, Mecaz, Ukaz, Mecenne. Bütün Araplar buraya getirilmeye başladı. Haram aylara ihtiyaç edildi. Yani Haç dönemlerinde, Umre dönemlerinde kavga yapılmayacak. Kur'an-ı Kerim'de yansımıştır bunlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ هُوَ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ Yani haram aydan soruyorlar sana, evet o ayda savaşmak haramdır ama fitne çıkarmak daha büyük günahtır. Şey, الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ Fitne savaştan daha beterdir şeklinde ayetler geliyor. Mekke'nin konumu bir anlamda biraz daha yükseldi. Uluslararası ve Arabistan'da bir numaraya geldi. Diğer şeyleri bastırmış oldu. Ve sonuçta Kabe, Mekke ve para akışı devam etti. İşte bu devam ederken diğer kıskançlıklar oluşmaya başladı. Çünkü diğer Kabe'ler, diğer ibadet yerleri sönmeye başlamıştı. Bu arada Ebrehe olayı oldu işte. Fil olayı oldu. Fil olayıyla Mekke'ye saldırılması sonucu ve fil olayının başına gelenler sonucu Mekke'nin itibarı biraz daha arttı. Daha da parladı. Artık herkese şu havayı atıyorlardı. Allah bizimle beraber. Biz en iyi insanlarız. Allah da Kabe'yi korudu. Bu şekilde bir anda büyüttürür işi. Hatta humus olayı meydana geldi. Biz ayrıcalıklıyız. Biz diğer insanlar gibi davranamayız. Diğer insanlar yer hac eder. Biz sizin gibi Arafat'a çıkamayız, Mina'ya çıkamayız. O dışarıdan gelenler bizden elbise almak zorunda. Mesela böyle kurallar koydular. Biz humus ehliyiz. Niye elbise aldırıyor? İki tane adamların gerekçesi. Bir, günah, dini iyi kullanıyorlar. Günah işlediğiniz elbiseler ve Kabe'yi tavaf edemezsin. Bak iyi bir gerekçe. E ne olacak? Bizden elbise alacaksınız. Elbise alınca Mekke'ye para giriyor. Elbise almazsan alacak. Elbise almazsanız çıplak tavaf edebilirsiniz. Çıplak tavaf edilirse ne olacak? Fuhuş sektörü gelişecek. Müstehcenin fuhuşu gerekti. Adamlar hazır zaten. Fuhuş sektörü hazır Mekke'de. Yani cariyeler hazır. Çalıştırdıkları cariyeler. Onları piyasaya sunacaklar. Ve bu sefer oradan para kazanacak. Her şeyi paraya çevirmişler. Civardaki bütün kabilelere putlar ihdas edilmiş. Her kabilenin Mekke'de putu var. Mesela dışarıdan bir kabile geliyor. Kabe'yi ziyaret ediyor, para bırakıyor, kendi putunun etrafında dolaşıyor. 360 tane put var, hiç önemli değil. İstediği kadar fazla olsun. Mekkelilere asıl dedi para getirmez. Para akışı sağlıyor. O putlar para getiriyor. Bundan dolayı bütün bunları şey yapıyorlar, önemsemiyor. Kendilerinin putları da var. Ve bu şekilde para akışı sağlıyor. Yani sonuçta bu ticari yolların Mekke'ye doğru dönmesi, işte Yemen'den gelen malların Mekke üzerinden Şam'a taşınması, Yemen'den malların Mekke üzerinden Hire'ye ve işte Sasanilere taşınması müthiş bir para getirdi. Hatta zaman zaman bu yolu ele geçirmeye çalışan Sasanilerle mücadele ettiler. Mesela Ficar Savaşları Peygamberimiz hayatında temel sebebi Hire-Yemen yolunu Mekkelilere ele geçirmek istemesidir. Bu sebeple. Ebrehe yine bu sebeple Mekke'ye saldırıyor. Ticaret. Çünkü Bizans ve Sasani arasında kavganın
güneydeki ayağını oluşturuyordu. Güneyden kuşatarak Arabistan'ı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Mesela şey, Arabistan'ın, yani o ilk vahyin geldiği günlerde oldu bunlar. Bizans, Mekke'ye bir kral gönderdi, Mekkelilerle. Git oraya, ben sana taç verdim. Sen Mekke'ye kral sayın. Mekkeliler bunu kabul etmediler. Biz böyle krallık meraklı yönetim, biz kendimiz yönetimiz dediler. Reddettiler. Bunu yapamayınca Bizans, Ebrehe yoluyla ele geçirmeye çalıştı. O mağlup olunca Sasaniler Yemen'e ele geçirdi, bu yolu ele geçirdi. Yani para yolunu bir şekilde, para nereye akıyorsa o parayı kendine akıtacak. Bugün dünyada öyle olmuyor. Yani mesela siz Türkiye'nin hamlelerini görüyorsunuz. Türkiye para kazanıp büyümek için bir şey hamle yapıyor, karşıdan başka bir şey çıkarıyor. Oradan yol kesiliyor, buradan yol kesiliyor falan. Hani bütün herkes birbirinin önünü keserek daha fazla para kazanmaya çalışıyor. Dünya bunun üzerine kuruluşlar adeta. Sonuçta Peygamber Efendimiz bu dönemde geldi. Bu dönemde gelip de bu putlarınız nedir ki kardeşim deyince, yok dur dediler. Bir defa sen parayı önünü kesiyorsun. Bu putlar bizim para kaynağımız. Ya putları laf etme kardeşim. Bunlarla biz para kazanıyoruz. Yani çünkü her kabilenin Kabe'de putu var. Şimdi o putlara dokunursak onlara girip hac etmezler. Bırak, dövüş bırakmazlar. Bu böyle olmaz. Onun için yani gel şu putlara laf etme ne istersen. Hatta sana her türlü şey imkan verelim. Hastaysa tedavi ettirelim. Başkan olmak istiyorsan Mekke'ye başkan yapalım. Kadın kız peşindeyse seni Mekke'nin en güzel kızdan alalım. Zengin edelim, şunu edelim, bunu edelim. Yok dedi. Sağ elime güneş versene, sol elime ay versene, ben vazgeçmem. Yani ne istesen anlaşalım ama bunlar yapma. Bir tek kelime istiyorum sizden dedi. Ya dediler 10 kelime söyleyelim. Vazgeç bu işten. La ilahe illallah diyeceksiniz. Bunun üzerine dediler ki, yürüyün putlarınıza sahip çıkın şeklinde belirttiler. O ayette orijinalini bulamıyorsa okuyalım. Elim şu nasıl bu ayet? Evet, şuradaydı. وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ اَلِمْ شُوْ وَاسْبِرُوا عَلَى عَالِيَتِهِ Yürüyün, putlarınıza sabit, putlarınıza sahip çıkın. Yani çünkü putlara sahip çıkmak, Mekke'nin ticaretine sahip çıkmaktır, Mekke'nin gelirine sahip çıkmak, paraya sahip çıkmak. Ve bundan dolayı biz bırakamayız putları diyor. Putlara laf etme. Yani Ebu Talib'e bunun için çok uğraştı. Ama yok dedi Peygamberimiz. Hiçbir anlaşma, hiçbir... Yani o gizli davetten hemen sonraki dönemde şuna girdiler. Gel anlaşalım. Değişim anlaşma türleri derdiler. İşte bir şekilde anlaşalım seninle. Yani mesela sen bizimkine işte laf ediyor, biz seninkine işte hanım gibi hatta bazı sen bizimkine bir gün tap, biz seninkine bir gün tapalım gibi bir şeyler anlaşma taleplerinde bulundular. Vazgeçsin zengin yapalım dedim bence. Olmadı. İşte başka türlü anlaşmalar. Ebu Talib'e geldiler işte biz sana yakışıklı bir olan verelim, sen de bize Muhammed'i ver filan. Hani böyle çok saçma sapan Ebu Talib'in çok mantıklı bir gerekçe. Ne yani? Siz bana çocuğunuzu vereceksiniz, ben onu besleyeceğim, ben de size çocuğumu vereceğim, siz onu öldüreceksiniz öyle. Defolun yani şeklindeki şeyi var. İşte en yeni, işte bak kavminin büyükleri gelmiş, onlar da pek işte affetler filan deyince ancak kesinlikle vazgeçmem. Senden mi vazgeçiyorsun? Vallahi sağ elime güneş, sol elime ayı verse de vazgeçmem şeklindeki ifadelerini yok. Son olarak gel, sen bizimkine bir gün tap, biz seninkine bir gün. Sen bizimkine bir gün tap, biz seninkine 10 gün. Sen bizimkine bir gün tap, biz seninkine 1 yıl tapalım. Bir defa eğil, biz seninkine her gün tapalım gibi şeyler. Ama buna karşılık da قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ Ey kafirler, ben sizi taptınız, tapmam, siz de benim tapmazsınız. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Sizin diyeniniz size, benim diyeniniz de banadır şeklindeki kesinlikle bir taraf ortaya konuldu. Yani insan denen varlığın çok onurlu varlık olduğunu belirtiliyordu. Böyle cansız varlıklar önünde, cansız varlıklar üzerinden hareket ederek bir işlem olmaması gerektiği belirtiliyordu. Ve bu konuda direndi. Her türlü işkenceye katlandı. Ve ilk vahiy sürecinde tabii ki bu 3. yıldan sonra diyelim Mekke'ye direkt söyle bu şekilde bu Beysdağ'la hitap ettikten sonra اَنْزَ عَشِرَكِ الْاَقَبِينَ فَاسْتَعْ مِوَانْتُبَّرْ وَعَرْزَنْ مُشْرِكِينَ gibi ayetlerden sonra açıkça ilan etti. Ve ondan sonra her şey söyleniyordu.
ve işkence, önce alay hakaretler, daha sonra işkence, 5. yıldan itibaren işkence başlayacaktır. Yani bu dönemde değişik şeyler söylediler. Önce delidir dediler. Sonra sihirbazdır dediler. Şair dediler, kahin dediler, arraf dediler. Hatta Velid bin Muğren, ya kardeşim bu adam bir kişiye, yani kendileri de bunu çok saçma olduğunu hissediyorlardı. Çünkü bir kişi bir gün deli, bir gün şair, bir gün kahin, bir gün arraf olamaz. Bir çelişki var bu işte dedi. Yani bunu düzeltelim. E ne yapalım? İşte dediler ki, deli diyelim. Yok dedi yani, evvelik bir mure olmaz. Bu adam akıllı akıllı laflar ediyor. E şair diyelim, adam şiir söylemiyor. Şiir değil bu söyledikler. E kahin diyelim, kehanette bulunmuyor bu adam. E sihirbaz diyelim, bu adam sihirbazları çok iyi biliyor, sihirbazlık yapmıyor. Ne diyeceğiz? Yani hacılar gelecek, hacılara nasıl anlatacağız biz bu adamı? Herkes bir kafadan ses çıkmasın. En sonunda bari sihirbaz diyelim çünkü bu çocukla aileyi, anneyle babayı neyse birbirine ayırıyor. Çocuk Müslüman oluyor, ailesi Müslüman olmuyor, baba Müslüman oluyor, aile, çocuk Müslüman oluyor falan birbirine giriyorlar falan. Bari sihirbaz diyelim. Yani onlar da çaresiz kaldılar bu gerçeğin hakkın karşısında. Ama Hazreti Peygamber taviz vermeden doğrular her şeyi anlattı. Hiçbir beklenti içinde bulunmadı. Zaten onun en ufak bir beklentisi olduğunu hissetse de oradan girerlerdi. Yani insanların hangi zaafı varsa oradan insanları çok rahat ele geçirirsiniz. Yani paraya zaafı varsa, makam mevkiye zaafı varsa, ne bileyim, evet, böyle maddi menfaata neyse bir zaafını bilirseniz oradan o insanı çok rahat ele geçirir. Ama Peygamber hiç bu zaafların içine girmedi. Hiç bunlardan şey ödün vermedi. Çünkü onun en ufak şeyde düzelten bir vahiy vardı. Yani bazen mesela şeyleri aklından geçirmiyor değildi. Geçiriyor devletti. Mesela Mekkeliler diyorlar ki madem peygambersin mucize göster. Ya bu da diyor ya bir mucize olsa da şunları bir hani böyle yola getirsin. Ama Kur'an hayır dedi. Bunu yapamaz. Böyle bir şey olmaz. Onların taleplerine karşılık öyle bir şey istemeyeceksin. Bazen o kadar mucize talepler oluyordu ki işte zoruna gidiyordu, üzülüyordu. فَلَعَلَّكَ بَاخِيُنْ نَفْسِكَ اِلَّا عَلَى عَثَارِهِمْ فَلَعَلَّكَ Hafızlık olmayınca böyle oluyor işte. Hemen şuradan bir direkt okuyalım. فَلَعَلَّكَ فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا Bu söze, bu Kur'an'a, bu vahye inanmadılar diye neredeyse kendini helak edeceksin, kıyacaksın. Bırak, ne yaparız ya? فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُزَكِّرْ Anlat, anlatırsın. Bazen bu taleplere karşılık çok üzülüyordu da işte ya bir mucizem olsa da hani yani şunları bir böyle sustursam hani falan gibi İçinden o duyguları, bakın ne kadar beşer bir varlık olduğunu anlıyoruz. Hepimiz de olabiliyor böyle bir şey. Beşer insan ya. Bu duygular içinden geçiyor ama Allah uyarıyor. Diyor ki وَاِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكَ يَرَاضُونَ Ey Muhammed! Müşriklerin sana böyle talepleri, itirazları zoruna gidiyorsa, mucize taleplerini yerine getiremediğin için zorlanıyorsa, utanıyorsa, hani bir mucizem de yok da ne yapsan falan diyorsan şunu bil ki biz sana mucize vermeyeceğiz. فَاِنْ اِسْتَضَعْتَ اَنْ تَبْتَغْيَ نَفَغًا فِي الْعَرْضِ Git, kendin mucize bul. Yerin altına bir tünel kaz, oradan bir mucize getir. اَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ Ya da göğe bir merdiven kur, oradan bir mucize getir. فَتَأْتِيَهُمْ بِعَيَةً وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى Allah dileseydi onların hepsini Müslüman ederdi. Ve uyarı geliyor, çok sert bir uyarı. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِ Bir daha sakın cahilliğe. Burada bu Arapçayı bilenler bilir. Bu tekitli bir nundur. وَلَا تَكُونَنَّ Sakın ve sakın, mutlaka sakın bir daha yapma böyle bir şey. Şimdi bu peygamberin beşer olduğunu gösterir. Allah yanlış yaptı diyor. Diyor yapmayacaksın böyle bir şey yok diyor. Bizim usluğumuz budur. Böyle yapmayacağız diyor. Ve sonuçta şey budur. Herhalde ben konuşmayı çok uzattım. Bir saate vardı herhalde.
Konuşmayı bu kadar sen isterseniz soru cevap bölümüne geçelim. Orada gerekirse biraz daha açarız. Orada kapatalım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.